İzleyelim bence. Ok yaydan çıktığında önünü kesebildiğin bir şey değil miyim? Nasıl durduracaksın ki? Herkes yapıyor. Şimdi o sıra Twitter'da birini durdurmak. Ne oluyor lan? Ha. İçeri atsan atamazsın. Herkes yapıyor. İnci Rakos. Altını ser. İnci ser. Böyle bir şoklama. Benim de böyle bir video girişim vardı lan, hatırlıyor musunuz? Ki ben o kaza yaptı sandım. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Online'ız değil mi şu an? Evet. Ahmet Kural'ı ***'miz. Twitter'da dediler ki vay Ahmet be. Kural'ı ***'mişler. Biz... Bu adam var ya, Türk internet tarihi için çok büyük bir efsanedir ha. Harbiden belgesel... Oğlum ben bir AOK belgeseli mi yapsam lan ***'yim? Ben bir AOK belgeseli mi yapsam? Düşünmedim değil ya şu an bir AOK belgeseli yapmak. Düşünmedim değil yani. Evet. Bilmiyorum. Antalya haber sayfaları tarafından Jahreyn'in evine giren bir hırsızın yediği dayak görüntüleri paylaşıldı diye paylaştım. Paylaşmaz olaydım. Bahçede gördüğü bisikleti çalmak isterken yakayı ele verdi. Birisi Ahmet abiye benzeyen bir adamın, Amerika'da gerçekleşiyor bu olay. Evet. Kavga ettiği bir şeyi atmış, görüntü yapmış. Ben bunu aldım, aynı onların paylaşacağı şekilde edit programında bunu editledim. Yazdım buraya işte, Antalya son dakika yazdım. Twitter hashtagine bakın, ölüm kural tanımaz. Yani böyle bir hashtag, dedim ki arkadaşlar, grupta bir post açtım. Ne kadar şop hazırlayabiliyorsanız hazırlayın. Bu gece 20.00'da Twitter operasyon var. Ahmet Kural'ı ***'yoruz ama dışarı çek bir kelime çıkmıyor. Bütün haberlere çıktı ya. Beyaz TV'ye çıktı. Ondan sonra TGRT Haber'e çıktı. Bu haber kanallarının ismini bileymiş miymiş? Şov Haber'e çıktı. Abi 5 dakikada Türkiye'de birinci sıra oldu. Allah'ım, kontrol edilmeyecek derecede çığırından çıktı. Diyorum ki artık tweet atmayın. 20.00'da atın diye... Post attım, 20.15'te grubun duvarını kapatıp beyler durun demek zorunda kaldım. Ne bileyim paylaşacaklarını yani. Bir baktım ondan sonra aynı günün akşamına. Jahreyn ismiyle tanınan sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç, evinin bahçesindeki bisikleti çalmaya çalışan hırsızı pişman etti. Horcan. Horcan, 24 yaşındayım. Babayım. Bu herif sağlam troll bu arada. Bu herif çok büyük troll. Çarmda bunun videosunu yapsa sarar yani. Sola. Bir tanrım var, biri gitarım. Bir de sinirli bir komşum var. Hayattan ders almadıysam mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. İnsanlara olan şöyle bir kızgınlığım vardı. Bu yarışmalara katılmak zaten çok zor. Bir de yani öyle bir ortamda hep şöyle düşündüm. Şöyle bir şaka çok efsane olurdu falan. Hep böyle düşündüm. Ben her zaman böyle düşündüm. Şimdi para için yarışıyorsun. Kazanacağın da belli değil çoğu yarışma. Hadi kazandın size. Yani küfür edebiliyor muyuz? Facebook'un arşa çıktığı dönemler ki o sıra Facebook hani mükemmel hype yapmıştı. Ben de İnci Sözlük'ten yola çıkarak Facebook'ta oğlum, kendi adım... Oğlum belgeseli yapılır ama ha. Bir sayfa kurdum. Einstein Mod 10 diye. Vallahi herhalde küçükken o inci sözlük muhabbeti, inci caps muhabbeti ilk mimler olabilir benim karşılaştığım. Ya da işte 4chan vardı, çok eski bir internet sitesi. Aslında benim girmem yasaktı o yaşlarda ama 4chan'da mimler bayağı ön plandaydı benim hayatımda. Ben önce siyasilerle dalga geçerek başladım. Bizim ülkede biraz zor siyasilerle uğraşmak etmek ama zaten meme böyle ben meme üreteceğim bugün diye yapılan bir şey değil. Kesinlikle. Sayı tavlasının sonundayım ben ya. Evet öyle oldu ne yazık ki ama ipuçlarında çok hızlı davranmadınız. Mesela yani siz 7'ye kadar çiziyorsunuz sayı tavlasına, ben 100'e kadar düşünüyorum öyle. Öyle garip bir kafam var benim. Anladım. Hayırlısı olsun. Oğlum helal olsun ama ya. Ben mesela herhalde utanıp yapamazdım, bilmiyorum. Öyle bir sinir ki bu içimdeki yani somut bir hal aldı. Ben katılayım da hani zaten halledeyim şu yarışmaları dedim ya. Şurada şu espri, burada bu espri. Ya parayı kim takar aga? Ya olursa da fena olmaz. Giderim barda biraz bir şeyler içerim yani. Ne gömlek bileyim, çok ne iyi bu arada. Başka şeyler yaparım yani ne bileyim. Salamın sesi. Ben o sayfaya sürekli içerikler, işte
Aslında sağdan soldan gördüğüm fotoğrafları da atmaya başladım. Tabii o sıra İnci Sözlük'te üçüncü nesil yazardım. Vay. Ve hala üçüncünün bende yeri ayrıdır bu arada. Üçüncü nesil olarak. Aynı anda İnci Sözlük'te yazarlığa devam edip, tabii yazarlıktan kastım tamamen troll bir şekilde. Hani küfürlü yazılar falan filan, alta salça olmalar, işte ona katılmalar, televizyon programları, ziyaretleri falan. Vay! Vay baba ya! İncilerle süslenmiş özel bir sözlük. Bu devirde herkes ben der, kimisi gönülden kalender. Yaşam dediğim böyle işte. Altın işer incisi. İnciciler günaydın. Oğlum ben bu dönemde ortaokulda falandım. Ama yalan söylüyordum hep. 17 yaşındayım, 18 yaşındayım diye. Hatta ilkokulluydum galiba. Bilmiyorum 4. 5. sınıf bile olabilirim o dönem yani. Ama aktiftim ya yani. Yalan söylüyordum ama yaşım şu 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 diye. Öncelikle hayırlı geceler hocalarım. Altın işer incisi. Sözünde. Nasıl altını? Altını şer, incisi ker demiş hocam. Türkiye sesler.com'da da. Fenasik Kerim. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Açmayın dedeler. Açmayın. Of. Çok yedim onu. Bağıran karı, onu da çok yedim. Onu birilerine yedirmek de güzeldi. Biz yedik ya, biz de yedireceğiz. Üçüncü nesilsin, bilirsin hesabı. Linki değiştiriyorduk, atıyorduk oraya. Hemen altından bize sövmüşler. İşte mesaj yoluyla sövmüşler. Evet. Senin bilmem ne ama biz kahkaha atıyoruz tabii. Komik geliyor, link değiştirip bir açın adam bağıran kara açıyor. Hani onu bizden hayat... de böyle bir troll patlar mı? Ya ben düşünüyorum aslında. Yapabiliriz ya. Discord'da toplaşıp organize bir troll eylemi kötü bir fikir değil. Şimdi monitör karşısında ne yapıyordur acaba diyebiliyorsunuz. Biz çeşitli Twitter'da hesaplar kurduk. İşte atıyorum mesela Celal Şengör vardı. Celal Şengör'ün Ahmet abiye benzeyen versiyonu. Bu fotoğraf aslında Ahmet abinin fotoğrafı. Ahmet abinin oynanmış bir fotoğrafı. Ben de işte Sahelanthropus chadensis diye bir tür var. Hominid türü. Ben de Sahelanthropus chadensis'tim. Ahmet abinin o da hominid türü. Oradan da insanlar Sahelanthropus chadensis'i telaffuz edemedikleri için sürekli bana ilk insan, ilk adam falan diyorlardı. Benim ismim de oradan geldi. Facebook'ta o sıra grup kültürü yok. Var ama aşk meşk böyle evet. İşte bilmem ne aşk topluluğu. Hani böyle bir insanları bir topluluk altında toplayıp onlarla iletişim kuran bir grup hiç yok. Tarih 5 Eylül 2013'e geldiğinde Sercan dedi ki zaten bizim bir amacımız yok. Grup kuralım. Sado. Amacı olmayan grup olsun. Vay be. Şimdi troll ne demek dedin, direkt akademik bir dille söylüyorum. Bir kimsenin bir topluluğu ya da topluluğu temsil eden birini ciddiyet altında gizlenerek ve kullandırabileceği için önceden saladığı bilgilerle kurgunun yeri yoktur. Troll yapan planlar ve şakalar. Bu durum trollün elinde olmayıp kurbanın kişi karşılaşabilir. Bu tamamen doğaldır. İnsanlar böyle kurban öncesinde görüşemez. Şimdi bu kısaca bir özet oldu. Umarım anlaşılmıştır. Örnek vereceğim. Şimdi ben burada bir sıvı içiyorum değil mi? Şeffaf. İçiyorum şu an. Sana ikram ettim mesela. Ya bundan bir tane daha ikram ettim. Su sandın doğrusuyla ama cin çıktı, tamam mı? Şimdi 3 olasılık var. Alkoliksen büyük bir jest olacak bu. Aa bu cin lan falan deyip şaşıracaksın yani. Normal ölüm korkun varsa bu bir troll olacak. Ama muhafazakar bir adamsan bu bir eşek şakası olacak. Mesela. Hocam merhaba, selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldin. Oğlum bunu her yeri mi trollemiş lan bu adam? Merhaba, ben Hikmet Kırgız. Sorum şu hocam, toplu taşımalarda, kalabalık yerlerde yüksek tonda müzik dinlemek kulaklıkla kulaklığına girer mi? Ya güzel bir soru aslında. Şimdi Y jenerasyonu için meme farklı bir şey. Onların yaptıkları meme'ler aynı şeyi tekrar tekrar kullanmak üzerine. Bizimkinde biraz daha ortada bir materyal var. Biz o materyali o günün mizahına göre değiştiriyoruz. Yani meme aslında yapılan şaka günün sonunda. Ama internet şakası. Bu sahne de çok güzel. Aslında meme biraz yerel olduğunda daha iyi oluyor. Atıyorum mesela Kanye West bir hareket yaptı. Yurt dışında Amerika'da meme oldu. Hadi Avrupa'da da meme oldu. Türkiye'ye geldiğinde insanlar Kanye West'i Müslüm Gürses kadar önemsemediği için bizde tutmuyor. Daha yerel olması lazım meme'in. Veya çok niş bir kitleye hitap ediyor. Çok iyi olabilmesi için daha yerel olması lazım. Daha içtenlikle çıkmış olması lazım. Daha işte aynı kafada insanların çıkartmış olması lazım. O da ülke içinde çıkınca daha çok daha iyi oluyor. O şeyi oluşturmak çok iyi. O komüniteyi oluşturmak, o işte insanların önüne düşmesi ve insanların senden daha komik olması. Şimdi tamam ben atıyorum yaratıcıyım.
diyelim. Adam benim paylaştığım şeyi alıyor. O kadar komik bir şey dönüştürüyor ki. O benim paylaştığımdan daha komik oluyor. Mimin en güzel tarafı. Biz AOK olarak bir çatıyı kurmuşuz. Burada insan kendini öne çıkartıyor. Ve insan orada hayatını değiştirebilecek bir şeye adım atabiliyor. Doğru. Mesela bizden çok ünlü çıkmıştır. Doğru. Mesela Çağatay Akman, Mahsun Karaca bizim grup üyesiydi. İlk Doğru. etapta o çektiği videoları bizim amacı olmayan gruba atardı Mahsun. Biz sayfada paylaşırdık. Doktor adam var, öğretmen adam var, milyoner adam var ya. Bizim komünitede milyoner adam var. Benim yaptığım espriye gülüyor. Benim burada evi görüyorsunuz yani. Yani o kadar çok insanı toplamışız ki bu ne güzel bir şey yani. Kardeşmişsiniz. Evet abim var ya. O evlendi, ben de onu kıskanıyorum. Niye? Evlendi çünkü. Evi var. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. Oğlum bu çok iyiydi ya. Çok iyiydi bunlar ya. Kral, piramidi nasıl açıkladım sana, güzeldi değil mi? Çok havalı bir adam olmuş oğlum bu. Ben şeyi çok seviyorum her zaman. Dizilerde kötü karakterler olur ya. O kötü karakterler en son final bölümünde öyle bir iyilik yapar ki. Döner ya böyle. O karakteri herkes sever, bilirsin o karakterleri. Yani mesela. Fatih Erbakan da o benim gözüm. Şimdiki durumu da öyle. Zaten Fatih Erbakan takip edenler ne dediğimi anladı şu an benim. Ben o adamı kurtarıcı olarak... Fatih Erbakan! Genç kardeşime bir soru sorabilir miyiz o arada? Sorun Tarık abi. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. Sormuyorum. Siyasi meme üretmek birincisi Türkiye'de tehlikeli. Hakikaten tehlikeli yani. Ne kadar fazla mesaj aldığımın, seni şöyle yapacağız, böyle yapacağız, adresini verdiğin mesela haddi hesabı. İnci Sözlük siyasete çok karıştı. Biz buna aşırı karşıydık bu arada. Evet. Hala eski İnci Sözlük yazarları varsa yorumda bana hak verecektir. Bu siyasetin aşırı kırıldığı bazı seçim noktalarında evet hayır olaylarında çok büyük paralar aldı. Bize de teklif ettiler o dönemin parasıyla 350 bin TL. İyi para. O dönemin dolar daha 2000 bin kaç. Teklif edilen paraya bak, 3 tane BMW alabiliyorsun, 1.10. Siyasi bir kavram oldu troll ya, aksine şimdi baktığında yani. Siyasi biri geliyor insanın aklına herhalde diyorsun yani herhalde. Yani öyle oldular. Çok ilginç ya yani. Troll aslında komediye ait bir kavramken siyasiye ait bir kavram gibi Türkiye'de biraz artık oldu. Siyasi bir meme yaptınız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili birisi paylaştı. Benim yankı odamdan onun yankı odasına geçti. O paylaştığı için onun yankı odasından çıkıp AK Partili birinin yankı odasına girecek. Böyle böyle bütün yankı odalarını geziyor. Bütün yankı odalarını gezince ne olmuş oluyor? Yankı odasından çıkmış oluyor. Bizi ifşalayan da oydu. Eren Erdem'di. Benim üstüm var ya, Arda Yaramaz ilk insan. Twitter şeyimi koymuş. Neymiş işte, başa geldikten sonra şey yapacağız. İfşalayacağız sizi. Sırf meme yaptığımız için. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Dalga geçiyoruz CHP'li yani. Ben ifşaladım kendim işte. Gerek kalmadı Eren Erdem'in şey yapmasına. Kimlikle alım yapıyorduk. Doğru. İnci Sözlük'te rahat olmasının sebebi anonimdi İnci Sözlük. Evet. Yani içeride bir paylaşım veya bir başlık açıyorsunuz ama sanki oradaki ruhunuzla kendi kişiliğiniz farklıydı. Orada bir nickname vardı. Ama AOK'ta bir kişi var. AOK İnci Sözlüğü ayıran bu oldu. Yani ben Arda Yaramaz olarak yapmaya başlasaydım yaptığım şeylerin %50'sini muhtemelen yapmazdım. Çünkü utanırdım yani. Sonuç arkadaşların tanıdığı Arda oluyorsun orada. Bizi anonimlikten ayıran sen gerçek misin kardeşim, değil misin? Senin gerçek kişi olmanı istiyoruz ki orada hani kendi hayatından bir şeyler paylaş. Alımlar o şekilde oluyordu. Ama ilk insan muhabbeti öyle değil. Kimse tanımıyor senin. Sıfırsın ve istediğin her şeyi yapabilirsin. O zaman biraz daha içindeki şeyleri dışarıya vurabiliyorsun anonim olarak kaldığında. Daha şeyim ya, özgürüm. Doğru kelime bu sanırım. Biraz yürürken konuşalım mı? Olur olur. Aynen. Komedi de böyle çok şey istemiyor. Şöhreti sevmeyen bu komedi çok. Evet. Tabii ki her zaman gizli kalmaz. Orijinal bir adam ya. Zaten benim işim de bu kadardı ya. Yani ben bu kadar olmalıydım. Yani belki başka bir ülkeye gitmeliyim. Ancak böyle olabilirim. Ya da kimlik değiştirmeliyim. Nasıl yani? 10 sene önce neyse,
şu anda hala aynı diyebiliriz Avuk'un yapısına. Doğru. Bu birileri için iyi denebilir. Bazıları diyor işte hep aynı çizgide kaldınız. Bence güzel bir şey. Okulumun son senesi yayıncılık tuttu. Güzel gidiyor. Ben çok keyif alıyorum yayın yapmaktan. Onlarla tanışmak, etmek benim çok hoşuma gitti. Ama bir yandan da 4 sene okulu... İnci Sözlük Türkiye'nin Porsche'ni diyebilir miyiz? İnci, Avuk. Yani bunlar Türkiye'de yurt dışındaki image boardlarla kapışır. Okumuşun kapışmaz ama yani. Bir şeyler okumuşun, bilgi birikimi var. O kadar okumuşun etmişin. Yani hepsini çöpe atıp yayıncılık mı yapacaksın düşüncesi de var. Bence evet. Bakacağız ya. Gelecek belirsiz. Her zaman. Güzeldi ya video. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bir kadın sadece güzel olabilir yani. Sisteme göre öyle değil ya. Ama komik olmama. Bu yeterli zaten. Yeterli görüyoruz yani. Erkek olarak konuşuruz. Hani güzel olsun yeterli. Çok güzel lan. Eskimi ben beğendim videoyu. Korcan Cinemre bence videoyu da trollemiş.